Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 3 tech teknolojisiyle sıfır erdişe. Ve Valerian İsmail. Hayırlı olsun abi. Hayırlı, Hayırlı olsun, olsun Beşiktaş. Seviyor musun? Abi şu anda... Daha henüz sevmiyorum. Sevdik hayır, be hayır, abi diye. Hayır adamcağızda <laughs> hiçbir şey yapmadan o kadar çok sallayan var ki. Nereden buldunuz? Başka adam mı yok falan. Ya bir durun be kardeşim. Adam daha yeni geldi takımda. Biraz bir görmek şey. lazım. Sanki. Evet. Herkes için geçerli bu. Ya şöyle haberler okuyorum Serdar, e, Valerian İsmail antrenmanı yaptırdı, futbolcuların pestili çıktı. Nevzat Demirde kemik sesleri. Hastasıyım ben bunlar. Ya ben bu lafları söylüyorum niye kemik sesi? Sabah İyi, sabah i̇ki hafta değil sabah evet. altı üçte gel kalkıyor falan. Evet. Ne yapayım ve, abi sabah altı üçte kalkmazım abi. Ve bak uçta. diyor ki Valerian İsmail oyuncuları evet. topladı, evet. artık e, takım halinde savunmanın defansa onların yarı sahasında Hı. savunmayı başlatma konusunda futbolcuları çalıştırdı diyorlar. Zaten çağdaş futbol böyle bir şey. He, bütün hocalar zaten bunu söylüyor. İlk işte, presi ön tarafta yapılan. Aslında. Orada hep e. biz oradan fısılıyoruz ya. Abi. Biraz onu e, ona önem verdiğini belirtmek için herhalde. Tabii inşallah başarılı olur. Basın, bir kere kendisini futbolcu olarak iyi tanıyorum. İyi bir stoperdi. Evet. E, Verder Bremen'de Var. galiba değil mi onun? Var, Bayern Bayer Münih'i var. Verder Bremen'de Ümit Davalan'ın da Verder Bremen'de olduğu sene şampiyon oldular. Ümit Daval'a Werder Bremen'e transfer olmuştu. Saabek olarak hatırlayın. Hmm. Inter'den. Evet. Milan-Inter arasından ar 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 Werder Bremen. Ve o takımda Bayern'in olduğu ligde şampiyon oldu. Ailton vardı Santrafor'da işte hatırlayın. Evet tabii Ta ya. O Werder'in stoperi babaydı. Göbekli Ve bayı, önemli ya. şeydi. Yani önemli karakterlerinden birisiydi o şampiyon takımı. Şimdi i̇şte Almanya'da Bayern'a karşı şampiyon olmak kolay bir şey değil. Değil tabii. Bir sürü takım varken ve o, o, sene de Bayern'le yarıştılar. O işte zaten bir fırtına gibi estiği bir 5-6 senelik bir se o dönem var. O dönemde hep hep vardı. O ee, 5-6 ee, sene hep Werder böyle tepelerde Mesut, olduğu dönemler. Mesut, Di Diego onlar şimdi sıralı aynı evet, dönem. Evet. Mesut da oradaydı. Mesut, Mesut'la Diego da işte bunların alt devreleri. Tabii. O şampiyon takımın alt Hı -hı. devreleri. Ee, nasıl bir oyuncu yani karakteri aslında şeye sorulabilir. Ümit Davala'ya. Şu ana kadar daha uyanıp soran olmadı. Ee, basın toplantısında söylediği lafları dinledim. Ya benim oyunum tempo oyunu. Hıza ve tempoya dayanıyor. Ama teknik de lazım diyor. Kabiliyet de lazım diyor. Ee, teknik yeterlilik de Tam cümlede bu. Evet. Teknik yeterlilik de lazım dedi. Evet, makul. Yani ben sadece koşmaya inanırım falan dese cık, bak bundan evet. olmaz diyecektim. Evet. Yani teknik kabiliyet de lazım deyince oradan bir artı puan verdim. Şeyde, ben dün YouTube'da izledim Alp Ulagay Sports Digital'da e, Barnsley ve West Brom döneminde çok birebir dirsek temasında Valerian ile çalışan bir e, gazeteciyle bir röportaj yapmış, söyleşi yapmış da orada da işte aslında benzer şeyler söylüyor. Özellikle fizik kalite çünkü abi devamlı önde pres, ikinci ve üçüncü bölgede, oralarda top kapıp e, gitmeye çalışıyor e, sonuca. Çok iyi başladı. İki dönemde Barnsley'de de West Brom'da acayip başlamış. Böyle 10 hafta, 11 hafta falan acayip. Ama düşüyor ama, sonra düşüyor ama takım. Sonra e, bir yerden sonra zaten oyuncu değişikliği e, sayısı da 5'ten 3'e düştükten sonra. Hı -hı. Çünkü 5 oyuncu değişikliği olduğunda biz de şu anda öyle ama. E, öndeki oyuncuları devamlı Dinam, fresh tutabiliyorsun. Dinemizmi yenilebiliyorsun. Evet. Yaş Tabii. ortalaması da çok düşükmüş. 22-23'müş Barnsley'de devamlı babalar. Devamlı koşuyorlar. Full tempo. Ama gol yollarında çok sıkıntı yaşamışlar. Şimdi burada yayın öncesinde de yayını yaptık. Batu Şuhay'ı, Sergen Hoca'yı, Önder Hoca'yı 7 sırada var. İsmail'e yer mi acaba kaçırdıklarında diye. 8 maç için. <laughs> Bitirici bir adam lazım abi. 8 maç için tabii maç. çok yorum yapmamak lazım. Tabii, Onu, tabii. Trabzon spor maçına da çok dikkat etmeyeceğim. Ama sonrasına bakacağım yani bu İsmail ne yapar, ne eder. Nasıl bir sistemle ee, oynatmak e, istiyor? Niyetine ne yapmak belli lazım olur. o zaman Trabzonspor spor maçından sonraki hafta biraz daha bize şey vermeye başlar. Ama şey ee, bakımından vermeye e, yani böyle hani fikri olan, bir şeyler deneyen, evet, genç ve gelecek vadeden bir hocanın yani o şu bir bence mantıklı. Beşiktaş'ın bu sene fizik güçten çok şey kaybetti Beşiktaş. Işte. Oradan Tabii. mantıklı hareket. İdman başarısızlığından çok şey kaybetti. Bu kadar sakatlıktan. Tabii. Ee, takım yani çok güçsüz. O belli. Abi bir de Beşiktaş'ın en büyük sorunu gol pozisyonuna giriyor, atamıyor. Rakibe de maç içinde bir ya da iki pozisyon veriyor, gol yiyor. Evet. Anlatabiliyor muyum şimdi? Ha, hoca üçlü defansla oynatacak. E kardeşim dörtlü defansla zaten çabuk gol yiyorsunuz. Üçlü, dörtlü üçlü defansla ya. o üç tane adamın rüzgarın oğlu olması lazım bir kere. Bakacağız. Çok çabuk olmalar lazım. Orta saha çok e şimdi daha bu üçlüyle bu, bu üçlü uçlu, şimdi elindeki stoperlerle çok da üçlü oynanabilecek gibi değil ama bakacağım. Bakacağız evet. yani. Adam deneyecektir sonuçta. Bakalım Yani transfer olacak. lazım. 4-5 tane transfer şart yani Beşiktaş'a. 4 tane falan net lazım. Getson hariç. Levart zaten Getson hariç bir 4 tane iyi transfer lazım. Evet, şart. Bir de çok o kim demişse Doğru söylemiş. Evet. Kiralık bataklığına düşmemek lazım diye güzel bir laf. Tabii. Oldu. Yani bir tane'den fazla kiralık olmaması lazım bir takımda. Aynen, evet. Yani Kiralığı da satın alma opsiyonunu alacaksın ki. Adam Tabii bazen de vermiyorlar ama. Batçayı da öyleydi galiba. Piyaniç de vermiyor, evet. evet. Batçayı da vermiyor. Aynen, vermiyor. Ee... Ama mesela şey e... İnan Kipenya da öyle mesela yani. satın alma sorunu oluyor, geri diyecek gönder. Bir senelik kiralık bir tane, bir tane tamam bir takımda. Maksimum iki, üç oldu mu? Özellikle Nisan'dan sonra çok salma yapıyorlar. O Galatasaray'ın işte. Değil mi? Sok, sokmuyor adam ayağına abi. Ben döneceğim şimdi sakatlanmayayım aman diyor. Bu ayağıma Sok... bir tekme gelir bir şey olur. Tabii, tabii. Bu en zonziler seriler falan o dönemde işte Galatasaray'ın öyle. Kiralık bataklığı var. dediği laf güzel bir tabir o. Ya ben de düşünüyorum şimdi Nisan'dan sonra ulan bir ay sonra ben asıl takımıma döneceğim. Ya ayağını sokmam yani. Ne olur ne olmaz. En ufak şeyde oynamam artık. Ki bir de Şampiyonlar Ligi için. Hele bir, zaten bir de kopmuşsam. Hele bir de, bitiyor. hele bir de kopmuşsam ligden falan hiç oynamam en yakındakine vereceğim Tabii abi, abi hiç uğraşmam yani. <laughs> Çekiyor derim ya ağrı. Şimers. Şimers derim yatarım abi. Ama Or bu Valerian İsmail Beşiktaş'ın bu yedek kulübesini olduğu gibi muhafaza edeceğini zannetmiyorum. Yani çünkü onun oynatmak istediği sistem neyse o sisteme uygun adamlar Beşiktaş'ın yedek kulübesinde yok. Abi. De yok tabii tabii. Yok ana, ana 11'inde de biraz az. Yani ama şimdi tabii. bir bakalım ya. Yani. Bir 7 hafta bize bir şey göstersin. Bize evet. Biz de diyelim ki ha bak adam şunu yapmaya çalışmış. Ama şunlarla olmuyor da bunlarla olur. Evet. Onu da bir veri olur elimizde. Evet hayırlı uğurlu evet, olsun. Bu bakımdan bir abi. geçiş dönemi gibi e, görmekte lazım. E, e, tabii tabii yani. yine, yine sonuçlar bazı e, konularda belirleyici olabiliyor ama e, önümüzdeki sezona hazırlık süreci gibi bakmam lazım. Tabii. Biraz hocanın tabii. kafasındaki oyun felsefesine. Ve şimdi de sorar köşemizdeyiz. Paulo Dybala'nın geçen haftaki değeri 240 euroydu. Binlik kartı. Bu haftaki değeri kaç olmuş olabilir? 225. Düşmüştür abi. Düşmüş müdür diyorsun? Öyle de tam bu sefer düşük tahmin ettim ben. Allah Allah. Sallayarak. E çünkü maç yok. Ama bence düşen gelmiyordur oraya diye düşünüyorum. öyle <laughs> öyle tek. Abi, <laughs> Biraz ev... amacına ters gibi geldi. <laughs> Bana da bu çocuk evde yatsa bile bunun değeri artıyordur gibi geliyor. Abi yani. benim tahminim. <laughs> 200 tam tahmin. düşükten vazgeçtim 290 euro. 290. 290 ben de ee... ben de 273 diyorum. 400 diyorum ben. Oo radikal. 294,46 294, euro ile doğru bir tahmin yaptı abi. Serdar Ali Çelikler. E maç çok aslında düşmüş olması lazım. Erce kardeşler. Erce şöyle mantıklı. Uğurcan giderse birinci kaleci olacak. Yatırım olabilir. 46, 46 euro diyorum ben. Trabzon 46 euro. Hmm, çok 90. Çok mu öldürdü acaba? Biraz sufle baktım arkadan ama. 90 diyorum. Daha da düşük olabilir. Allah Allah ben de 65 diyeyim. Hadi ikisinin arası. 33. 33 euro. Daha çok oynamıyor ya abi. O yüzden o yüzden düşük e Biz geçtiğimiz haftalarda Ahmet Can'ı falan da almıştık ama Ahmet Can yine yani Ahmet oynuyor. Ahmet Can baba. Ahmet Can 80-90 oldu. Emre Kılıç'ın 10'luk onlu. kartı. 10'luklar hmm. kaç bandındaydı? 650 euro diyorum ben. Çok mu söyledik? 450. Hadi ben de 400 diyeyim. Vay hmm, maşallah. 1000 euro'ya gelmiş ha. Emre gelmiş doğru. doğru. Enteresan. ya. acaba haftaya kaç olacak? Uf. Lewandowski. Lewandowski. Levan... Barcelona'ya gidiyor evet, diyorlar. Onu, aslında şey, onu keşke onu da alsaymışız. <laughs> Barcelona'ya gidiyor diyorlar. Evet. Ee, sonunda Bayern habitatından çıkacak. Ben de merak ediyorum ne yapacak diye. Barcelona'da ihtiyacı var tabii ki. Abi yüz, Yüzlük babanın kart. yüzlüğü. Le Lewandowski. Bunu 4, 4000 bin euro diyorum ben. Ben 5 bin diyorum. Ben 8 bin diyorum. Tebrik ediyorum. Bravo. 8 virgül 92. Bravo. Evet küsuratı da atlamazsan. Bunun onluğu kaç abi? Levan Dostkin. Hmm. Değil mi? Muhammed, Muhammed, Gümüş. Gümüşkaya. Muhammed Gümüşkaya. genç, genç ben, yetenek. Ben, bende ben var. Sen de var. Sende var mı? Hadi canım. Var bende. O da penaltı penaltı aralarda atıyor yani. Penaltı Fena 45 kır, euro. 90. Hocam sende varsa sen piyasasına hakimsin. <laughs> Böyle artı eksi hadi ben de 52 diyeyim. Ba a ben, atayım, ha, bravo. Evet. Bravo. <laughs> evet. böylelikle arkadaşlar soru ara köşemizin de sonuna geliyoruz. Haftaya devam. Hoşça kalın. Clear'ın yeni sıvı jel formülü ve 30 Tech teknolojisiyle sıfır endişe.